New York Times gazetesi muhabiri Paul Mosul, Doğu Türkistan'a yaptığı seyahat sırasında ABD'de yaşayan Uygur aktiviter Ferkan Cevdet'in annesini gizlice ziyaret ederek yaptığı röportajın ses kaydını yayınladı. Ferkan Cevdet'in annesi Minaver Tursun, kendisinin ilk olarak küçük ölçekli bir toplama kampına götürüldüğünü, daha sonra bir fabrikada çalıştırıldığını, oradan da büyük bir toplama kampına transfer edildiğini aktardı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Beyaz Saray'da Cevdet ve diğer Uygur aktivitelerle görüşmesinin ardından Minaver Tursun, Çinli yetkililer tarafından cezaevine götürülüyor, cezaevine kelepçelenip ağır işkencelere maruz bırakılıyor. Hapishane yetkilileri tansiyon ilaçlarını kullanmasına izin vermiyor. Tursun'un yüzünün bir tarafında felç oluşuyor ve geçici olarak konuşamıyor. New York Times'a göre 3 ay sonra Çin hükümeti Tursun'u bir toplama kampına geri götürüyor ve onu zorunlu çalışmaya katılmaya zorluyor. Çin hükümeti bu yılın Mayıs ayının sonunda onu yeniden toplama kampından serbest bıraktırıyor ancak omurgası yaralandığından dolayı yürüyemiyor. Ferkan Cevdet, Çin polislerinin annesini öldürmekle tehdit etmesine rağmen bu gerçekleri dünyaya duyurmaya karar verdiğini söyledi. Çin, Uygurlardan aldığı kan örnekleriyle DNA haritaları oluşturarak yeni bir ava çıkmaya hazırlanıyor. DNA fenotipi tanımlaması adı verilen uygulama ile toplama kamplarında tutulan Uygurlardan zorla alınan kan örnekleriyle DNA bilgileri ele geçiriliyor. Uygur gazeteci ve aktivist Tahir İmin, Çin'in hedefinin tüm Uygur kimliğini silmek olduğunu söyledi. Dünyanın Çin'e tepki göstermesi gerektiğinin altını çizen İmin, tüm dünya Pekin olimpiyatlarını boykot etmeli diyor. Yeni Şafak'a konuşan Uygur aktivist ve gazeteci Tahir İmin, Çin'in DNA örneklerini topladığı yeni projesinin Uygurlara karşı uygulanan soykırım politikalarının yalnızca bir kısmı olduğunu söyledi. Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Kuğulu Park'ta bir araya gelen Memursan üyeleri Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı insanlık dışı uygulamaları protesto etti. Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına tepki göstererek, Çin deyince akla ucuz ve kalitesiz mallar gelmiyor sadece, yürek yakan acılar, işkenceler, asimilasyonlar ve kültürel soykırımlar geliyor dedi. Ayrıca Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik sistematik baskı ve asimilasyon politikalarına karşı Ankara başta olmak üzere birçok ilde protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. Beyaz Saray, Demokratların ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik açılan azil sürecinin görevin kötüye kullanılması ve kongrenin işleyişini engellemek suçlarına dayandırıldığı açıklamasına tepki gösterdi. Beyaz Saray basın sözcüsü Stephen, Temsilciler Meclisi'nin Adalet Komisyonu Başkanı Jared Nadler ve Meclis Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin azil maddelerine ilişkin yaptığı basın açıklamasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Sözcü Stephen, Demokratlar Trump'ı azletmek konusunda kararlı çünkü seçimlerde onu yenemeyeceklerini biliyorlar dedi. Yemen İnsan Hakları İhlallerini İzleme Birliği, ülkede yaklaşık 5 yıldır devam eden savaşta 15.420 sivilin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 23.000 sivilin yaralandığını açıkladı. Birliğin internet sitesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayınlanan raporda, Yemen'in Husilerin yaptığı darbeden bu yana 5 yıldır süren savaşın bir sonucu olarak insan hakları açısından trajik durumlara sahne olduğu belirtildi. Geçen hafta İstanbul'un Küçükçekmece İlçe Belediye Meclisi'nin gündeminde Doğu Türkistanlı muhacirlerin karşılaştıkları zorluklar ile Çin'in uyguladığı zulüm politikası vardı. Konuyu ele alan meclis üyesi MHP'li Mustafa Işık, Doğu Türkistan halkının bugünkü durumu, sıkıntıları, komünist Çin yönetiminin soykırım ve asimilasyon politikasının yanı sıra Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanlı muhacirlerin karşılaştığı çeşitli zorlukları dile getirerek, zulmün bitmesi, Uygur bölgesindeki Müslüman Türklerin kendi gelenek, dil ve inançlarını rahat bir şekilde yaşatmaları için zalimlere karşı birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.